Millet bizim. Ülke bizim yurdumuz. Çok şükür hainlerden temizlendi ordumuz. Yara derin, çok büyüktük derdimiz. Daha beterine erdirme ya Rab. Bu milletin, bu milletin PKK denen eşkıyadan doktor korkusu ebediyen yaşasın kahraman Türk milleti ordusu. Ulan, ulan PKK, domuz çobanı, seninle belaya kaldı bu millet. Seni değil, senin FETÖ denen babanı, senin ciğerini bilir bu millet. İyi dinle, iyi kulak ver bana. Bire köpek, bir ihtardır bu sana. Rahat dur da benzetmeyek Yunan'a. Her derde bir çare bulur bu millet. Türk kızarsa, Türk kızarsa bilmen lazım gücünü. Parçalar kapanı, kırar pöçünü. Sende komaz, 30 bin şehidin öcünü. Eninde sonunda alır bu millet. Domuz dedim, domuz şimdi gitsin ağrına. Mermi değil, top dayasan bağrına. Gerekirse vatan bayrak uğruna gözünü kırpmadan. Allah Allah illallah. Hayır gele inşallah. Baş pehlivanları çıktı meydana. Hepimiz, hepsi de birbirinden mertane. Birimiz, üstadımız Hazreti Hamza pehlivan. Aslımız, neslimiz hep pehlivan. Sayın Cumhurbaşkanımız da baş pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme. Üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at. Gönder Hazreti Peygamber'e selavat. Ben çıkıyorum aranızdan. Hepinize kuvvet versin Yüce Yaradan. Pehlivanlara, koç yiğitlere, canı gönülden alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Alkışlıyoruz ay yıldızlı bayrağımızı ve değerli konfederasyon başkanımızı. Alkış, alkış, alkış. Davullar, davullar. 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 Sayın başkanım, değerli misafirlerimiz. Burada görmüş olduğunuz, biraz geriye, hocam biraz daha geriye. Burada görmüş olduğunuz koç yiğitlerimiz. Davullar, davullar, davullar. Davullar. Ben vur dedim mi vuracağınız, dur dedim mi duracağınız. Aksi takdirde ikimiz güreşiriz. Ha. Sayın başkanım. Bu görmüş olduğunuz koç yiğitlerimiz Hatay bölgemizden kapışmalı aba güreşi pehlivanları. Her ikisi de Türkiye şampiyonu milli güreşçidir. Arz ediyorum efendim. Pehlivanlarımızı takdim ediyorum. Özgür Kılıç pehlivan Hataylı koç yiğitimiz. Mehmet Tekbaş Hataylı koç yiğitimiz, Türkiye şampiyonu milli güreşçimiz. Müsabakamızın ikisi de Sayın Bilal Erdoğan'ın pehlivanı olarak güreşiyor. Müsabaka hakemimiz aynı zamanda Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun temsilcisi Sayın Ahmet Tatar. Evet, haydi bakayım koçlar.
Hay maşallah. Evet sevgili izleyiciler, Etna Spor Kültür Festivali Küçükçekmece Bezirgen Bahçe'de devam ediyor. Uzunca bir süre güreş alanında düzenlenen etkinlikleri izlediniz. 3-4 farklı dalda güreş sporu ile ilgili yarışmalar vardı. Kapışmalı aba vardı, kuşak güreşi, aynı şekilde aşırtmalı aba da. Sporcular hünerlerini sergilediler yeşil çimenlerin üzerinde. Şu anda izlemekte olduğunuz spor, Türklerin tarihi ve milli sporlarından biri olan kökbörü sporu. Kökbörü sporunda gördüğünüz gibi karşılıklı iki ekip var atların üzerinde. Ağırlıklı olarak bu oyun Türkistan. Türkistan'da atlı sporların oranın önemli bir atlı sporunu teşkil ediyor bu oyun. Burada amaç ortada bulunan oğlağı kapıp rakibin kalesinden geçirerek sayıyı atmak. Her iki takım da 6'şar sporcudan oluşuyor. Ortada bir hakem var gördüğünüz gibi. Burada da sporcular hızlı bir şekilde dört nala tabiriyle hareket ederek ortada bulunan iki ekibin tam ortasındaki alanda iki ekibe de eşit mesafede bulunan oğlağı kapmak için yarışacaklar. Daha sonra da oğlağı aldıktan sonra elden ele dolaştırarak kimi zaman karşı rakibin oğlağı kapmasına fırsat vermemek için akrobasi hareketleriyle bu oğlağı atın altında saklamaya çalışacaklar. Kimi zamansa elden ele dolaştıracaklar. Çok eski bir spordur. Biraz bu kökbörü sporunun ne olduğundan bahsedersek sizlere. Bu oyun Türkistan kökenlidir ve yaklaşık binlerce yıldan beri de devam etmektedir. Varsa biraz ses bakabiliriz esasında oradan. Herhangi bir ses geliyorsa biraz bakabiliriz sporcularımızın. Çünkü biraz oldukça adrenalin yüksek bir oyun bu. Yarışma çeşitli şeylerle başlıyor burada. Sloganlarla bağırarak başlıyor iki ekiple birbirlerine karşı üstünlük kurmak için. Şu an İzliyorsunuz ve evet iki ekipte şu an için koşmaları için hakem ilk sporculara işaretini verdi. Sol tarafta
olan ekip şu an için kaptı. Onu götürmeye çalışıyor. Diğer sporcu da onu almak için uğraşıyor şu an için. Diğer taraftan da evet, evet bütün ekibin şu an için sporcuları onu almak için uğraşıyor ki karşı kaleye götürüp gördüğünüz gibi oldukça uğraşsız ve zevkli bir spor. Sayı yapmaya çalışıyorlar. Karşı kaleye götürdükten sonra Oğlak sayıyı alan ekip 1-0 öne geçiyor. Biraz daha evet tarihine devam edelim. Türkistan kökenli olup dedik. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Tacikistan ve Afganistan'da oynanmaktadır bu oyun şu an için gördüğünüz gibi. O esasında oldukça meşakkatli bir spordur. Şu an görüyorsunuz. Yaklaşık 14-15 kilo sporcularımızın taşıdığı Oğlak şu an için. Şu an onu götürmeye çalışıyorlar. Kale, çizgi kalesini geçtikten sonra da ekip ilk sayısını alacak. Şu an görüyorsunuz. Esasında bir savaş havası da oynanmaktadır bu oyun. Gördüğünüz gibi bütün sporcular hala Oğlak'ı almakla uğraşıyor şu an için. Ve kıyasıya rekabet dediğimiz şey esasında burada da devam ediyor izlediğiniz gibi. Şu an için iki ekipten de sayıya ulaşan muvaffak olan olmadı. Ortada çünkü tam ortada dediğimiz alanda hala ekipler Oğlak'ı kapmakla uğraşıyor şu an için. Sol taraftaki gördüğümüz sporcu evet aldı ama şu an için düşürdüler sporcular da. Onu kapmaya çalışıyorlar. Kökberi sporundan önce neler vardı? Biraz daha sabahtan bu saat dilimine kadar olan yapılan etkinliklerden bahsedersek. Sabah ilk olarak 586 sporcunun kortej yürüyüşüyle başladı etkinlik. Protokol konuşmalarının ardından atlı cirit ve atlı okçuluk müsabakaları yapıldı. Öğleden önce, 12'den önce bu etkinlikler yer aldı sabah. İşte bu! Ve gol mu diyelim? Hayır, hayır, hayır olmadı, olmadı. Olmadı, saymıyoruz. Girmesi lazım. O dairenin içine girmesi lazım. Poz. Evet son sıra tekrar devam ediyor. Evet biraz önce ilk ekip soldaki sırtı bize dönük olan ekip sayıyı aldı. İlk sayısını aldı orada. Çok şu an için devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi. Ortalama yarım saat. Evet sabahtan bugüne kadar neler yapıldı onlardan bahsediyorduk sizlere. Devam edelim. Atlı cirit, atlı okçuluk müsabakaları gösterildi. Bugün akrobasiyle atlı akrobasi henüz yapılmadı. Atlı akrobasi gösterisi de yer alacak. Burada yanan adam ve atlı akrobasi gösteri grubu var. 115 kişiden oluşan bir akrobasi grubu var. Onların da muhteşem bir gösterisi olacak. Bu gösteri Etnospor Kültür Festivali'ni dolduran vatandaşlara sergilecekler. Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden ve 5 ayrı ülkeden katılım sağlayan 586 sporcu burada tüm hünerlerini sergiliyorlar. Gördüğünüz gibi evet, evet. 11 farklı dalda 3 gün boyunca Etnospor Kültür Festivali'nde 3 gün boyunca 11 farklı dalda tarihi sporumuz sergileniyor. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi sporlarımız burada sergilenmeye devam ediyor. Öğleden sonra bu şu anki izlediğiniz kökberi sporundan sonra yer alacak programda neler var? Bir de onlara göz atalım hep beraber arzu ederseniz. Kısa bir süre sonra kılıç kalkan gösterisi sahne alacak burada. Onu takiben de mehteran gösterisi yer alacak. Hedef ve menzil okçuluğu da devam ediyor. Aynı şekilde şu an için siz sadece şu an için bir yayını izleyebiliyorsunuz ama bunların haricinde diğer alanlarda da farklı sporda etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Hedef ve menzil okçuluğu okçuluk sahasında şu an için yapılmakta devam ediyor. Bir ara farklı bir görüntü ekranlara geldi. Size ondan bahsetmiştik esasında. Ne olduğunda mask güreşi yapıldı ve orada renkli görüntülere sahne oldu. Mask güreşinde de
İki sporcu ayaklarını bir tahtaya dayıyorlar. Tahta demeyelim mesela, aslında karaçam. Burada özellikle belirtmek gerekiyor. Karaçam ağacından yapılan yere dik bir şekilde oturarak ortada bir sopayla beraber bunu çekmeye çalışıyorlar. Burada hangi taraf karşı sporcuyu kendi tarafına geçirebilirse, o karaçamda ayaklarına dayadıkları yerin gerisini atabilirse oyunu kazanmış sayılıyor. O da renkli görüntülere sahne oldu. Çünkü kilo farkı olan yarışmacılar da burada yer aldı ve renkli görüntülere sahne oldu. Şu anda gördüğünüz gibi çok klasik bir rekabet devam ediyor esasında burada. Sporcular şu an için oğla herkes dört bir tarafından tutmuş ve çizgiyi geçirmek için oldukça kıyasıya bir rekabet sergiliyorlar izlediğiniz gibi. Biz de o anları keyifle izliyoruz burada ve siz sevgili izleyicilerimize de bu anları yansıtmaya çalışıyoruz. Evet, çocuklar da unutulmuş değil esasında. Çocuklar için de Pony Club alanında at binme gösterileri. Onlar da kısa bir süre sonra ekranlara gelecek, devam etmekte. Geleneksel çocuk oyunları da burada devam etmekte. Mangala kez aynı şekilde bugün yer alacak, ekranlara yansıyacak görüntüler arasında yer alıyor. İki tane oyuncumuz karşılıklı 48 taşla bu oyunu gerçekleştiriyor. 25 taşa sahip olan oyuncu da burada Mangala oyununda galip gelmiş sayılacak. Kökbörü'deki takımların yarışması şu an için hala devam etmekte. Bu Kökbörü sporunda izlediğiniz gibi gerçekten çok iyi at ustası olmak gerekiyor. Esasında burada bu sporu yapanlara at ustası pehlivanı deniyor onların dilinde, bu literatürde. Hem çevik hem hızlı olacaklar ve gerçekten de güçlü olmaları gerekiyor. Çünkü aynı anda siz de bakın şu an bir sayı daha aldılar. Evet. Aynı anda hem ata hakim olacak hem yarışmaya sürekli domine etmeye çalışıyorlar ve bir taraftan da takım olarak hareket edip oğla diğer tarafın kalesine geçirmeye çalışıp sayı almaya çalışıyorlar burada izlediğiniz gibi. Burada izlediğiniz şekilde oğla kapanın elinden esasında kim kuvvetliyse şu an bakın sol taraftaki yarışmacı aldı ama oğla kendisi de tehlikeli bir şekilde attan düştü ama çok da iyi at bindikleri için herhangi bir şey olmadan şu an için kalktı ve atına doğru tekrar hızlı bir şekilde hızlı adımlarla beraber devam ediyor şu an atına doğru. Dediğim gibi oğla kapa hareket halindeyken sayı yapmaya çalışırken diğer taraftan da diğer güçlü takımın oyuncuları oğla çekiştirerek almaya çalışıyorlar. Esasında bu da oyunun bakın şu an çok iyi bir şekilde ayağın altına oğla saklamış bir şekilde karşı tarafa doğru rakip tarafa doğru şu an için geçiyor ve sayıyı yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an için bir sayı daha geldi. Sırtı dönük duvara olan takımda. Oyun sırasında çeşitli takım kuralları da var esasında. Biraz da Kökbörü sporunu sizlere, çünkü oldukça ilginç, biraz daha bahsetmek istiyorum. Oyun sırasında takım oyuncusu diğerinin önünü açıyor ve esasında ona bir gard koruma görevi yapıyor ve onu etkisiz hale getiriyor. Ve onun önünü açarak karşı tarafa rakip sahaya ulaşmasını, oraya ulaşmada ona biraz kolaylık sağlıyorlar. Böylece tam bir takım çalışması, güç, çeviklik de esasında burada izliyorsunuz sevgili izleyiciler. Şöyle bir tribüne doğru bir gösteri yapın da böyle bir final yapalım bugünlük için. Tribüne doğru güzel bir gösterini sporcu kardeşlerimizden rica ediyoruz duydularsa. Evet, güzel bir ata sporumuz. Güzel bir gelenek, güzel bir kültür. Tabii Türk kültürü çok gülüş yeri sahiptir bildiğiniz gibi. Şöyle seyircilere doğru güzel bir gösteri yapın. Evet, güzel bir alkışlayın da. Evet, güzel bir alkışlayın, alkışlayın. Girit ekibi biraz sonra girecektir. Evet, İstanbul 3, Ulufamir 0. Gökbörü bugün burada sona ermiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir alkışlarınızı rica ediyoruz Gökbörü takımına. Yarın cumartesi ve pazar güzel bir şekilde gene devam edecektir. Biraz sonra Cirit ekibimiz sahada olacaktır. Sunucumuza takdim ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, birazdan Cirit gösterisi başlayacaktır.
Saman balyalarını lütfen sağdan çıkarınız efendim. Saman balyalarını lütfen sağdan çıkarınız. Evet, köprücü sporcular lütfen saman balyalarını çıkartın mı? Edilen Bayburt Atlı Spor, Erzurum Batı Atlı Spor, Erzurum Mecler Spor ve Manisa Atlı Spor Kulüpleri 3 gün boyuna 26-27-28 tarihlerinde sizlere atlı düğün gösterisinde bulunacaklardır. Kendilerine hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Saman balyalarını çıkarınız lütfen. Saman balyalarını sahadan çıkarınız. Spor Federasyonumuzun Konfederasyonumuzun Sayın Ufuk Bey, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın
Bilal Erdoğan Bey'e bu güzel organizasyondan dolayı, ekibine, kendisine ve tüm bu faaliyeti içerisinde emeği olan tüm kurum ve kuruluşlara, Cirit Camiası adına, federasyonumuz adına kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Lütfen kabul buyursunlar efendim. Sayın Etnospor Genel Başkanım, Sayın Federasyon Atlıcıspor As Başkanım, Sayın Etnospor Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeleri ve tüm hazırın Atlıcıspor Cirit'ini seyir etmek için Bayburt'tan, Erzincan'dan, Erzurum'dan ve Manisa'dan gelen ekiplerimizin müsabakasını arz edeceğim sizlere. Fakat bundan evvel, daha evvel sizlere biraz bilgilerinizin tazelenmesi bakımından bir sunumum var. Türk kültüründe geleneksel sporlar, Türk milli kültür halkalarından olan sporların tasviri yapılırken tarih içerisinde geçirmiş olduğu dönemler tespit edilmeye çalışılmakta. Beraber Türkiye ve diğer Türk devletleriyle yapılmakta olan geleneksel Türk sporlarının giyim, kuşam ve oyun kurallarında ufak farklılıklar gözükse de tarz, karakter, giyim, kuşam ve motif bakımından aynı Türk vasıflarını taşıdıkları görülmekle yaşanmaktadır. Bu nedenle Türk dünyasında geleneklere ve her türlü kültüre, mirasına sahip çıkan, atalarımızdan bugüne gelen, oyunlara değerli gören, özlem duyan çok değerli Türk gençlerinin varlığıyla yaşamaktadır. Türk insanlarını özel ve önemli günlerinde bir araya getirip aynı duygular etrafında buluşturan, aynı heyecanı yaşatan, ata yadigarı olan sportif ve kültür değerlerimizin tarihe mal olmuş unutulmaz bu geleneklerimiz Türk insanlarının bir yaşam biçimi ve haline gelmiştir. Geleneksel Türk sporlarının otantik yapısını bozmadan yaşatmak ve uluslararası arenada tanıtmak, sağlamak lazımdır. Bu sporlarımızın diğer spor branşlarından ayıran en önemli fark, bizi millet yapan öğelerden biri olan şerefli Türk milletinin geçmişiyle kurduğu bağlantıdır. Nesilden nesile aktarılacak tarihi olan bağımız, köklerimizi hatırlatan oyunlarımızın kurallarını milletimizin kendisinin koyduğu Türk milli kültürü içerisinde olacaktır. Bu bağlamda Türk topluluklarının yapmış ve yapılmakta olan olimpik olmayan geleneksel Türk sporlarımızın tasvirleriyle gün ışığına çıkarmak ve orijinal kaynaklara doğal olarak yenilemektir. Ata sporlarımızın bilinmeyen yönleriyle adlarının ve kurallarının Türk dünyası literatürüne yansıtılmasını, yapılmasını en büyük arzumuz ve dileğimizdir. Saygılarımla. Sevgili misafirlerimiz, birazdan yapılacak olan atlı cirit gösterimiz, Bayburt Atlı Spor Kulübü ve Manisa Atlı Spor Kulübü'nün birleşmiş olmasından, karşı tarafta Erzincan Fatih İhtisas Atlı Spor Kulübü, Erzurum Ejder Atlı Spor Kulübü arasında geçecektir. Sevgili sporcularımız, geleneksel sporumuz olan atlı cirit adına 3 kere sizler de sağ olun. Seyircilerimizi selamlayarak alay duraklarınızdaki yerlerinizi alın. Sporcular, seyircilerimizi selamlayarak alay duraklarınızdaki yerlerinizi alabilirsiniz. Ey
mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeder. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ver, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Söyle, seni oraya dikeyim. Sevgili sporcularımız, hamleye çıkacak olan takım, sporcu çıkar. Türkler Orta Asya'dan beri atlıcılı sporunu yaparak gelmişler. Zamanımıza da Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir savaş oyunu olarak kabul edilmiş ve oynanmış olarak zamanımızda Alparslan'la Malazgirt'ten girerek Anadolu'ya yayılmışlardır. Evet sevgili izleyiciler, biraz önce Kökbörü'nü izledik. Kökbörü sporunu izledik, atlı spor. Tarihi atlı sporlarımızdan birini. Şu anda sahnede kılıç kalkan gösterisi başladı. Kılıç kalkan gösterisinde şu an gördüğünüz gibi sahnede bütün kılıç kalkan ekibi şu an için tüm hünerlerini sergiliyorlar. Kılıç kalkan ekibi sahnede. İzleyiciler de şu an için o tarafa doğru, çünkü yaklaşık 851 metrekare üzerine kurulu bir alan olduğundan dolayı o tarafa doğru izleyiciler de sahne önüne doğru şu an için yavaş yavaş geçmeye başladı. Diğer tarafta da atlı spor oyunlarından atlı cirit devam etmekte şu an için.
atlı cirit müsabakası devam etmekte. Biraz atlı cirit müsabakasından bahsedelim. Siz görüntülerde Mehteran, siz görüntülerde şu an için düzeltiyorum. Kılıç Kalkan gösterisini izlerken atlı cirit gösterisinden de bahsedelim. Diğer tarafta şu an için devam eden oyunlardan bir tanesi olan atlı cirit, cirit at üzerinde oynanan spor dallarından biri. Burada amaç sporcular yine aynı şekilde dört nala giderken ellerindeki mızrak dediğimiz, esas bu bildiğimiz mızraktan değil cirit elindekini, rakibe karşı işaretli bir şekilde atmaya çalışıyor burada ve eğer onu vurabiliyorsa rakibi üstün geliyor burada. Amaç burada bu ve yüzyıllardan beri de oynanan bir ataspor esasında atlı ciritte. Bir Orta Asya oyunu esasında atlı cirit ve oldukça da eskidir. 19. yüzyılda da Osmanlı'da en gövde sporlarından biri olmuştur atlı cirit. Kökbürü sporu da aynı şekilde, o da çok renkli görüntülere sahne oldu biraz önce atlı oyunlar sahasında yapılan etkinliklerde. Onda da iki takım, altışardan oluşan iki takım ortada bir hakemle beraber bir oğlağı kapmaya çalışıyordu. Bu oğlağı karşı tarafa alıp geçiren sayı kazanıyordu. Onda da ekranın sol tarafında olan ekip kazandı ve oldukça zorlu bir müsabakaydı. Hatta sporculardan bir tanesi oğlağı kapmak isterken o sırada kendi dengesini yitirdi ve attan düştü. Ama bu spora binenler oldukça, bu sporu yapan oldukça çevik ve atik olduğundan dolayı herhangi bir sakatlık, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan hemen kalktı. Demiş beylikler. Şu an gene kameralar biraz atlı oyun sahasının önünde atlı ciritten karşı rakip sporcu gösterisinden şu an için izliyorsunuz. Artı 4 puan. Eğer isabet sayılması için hamlenin hiçbir yere temas etmeden ciritin ilk değdiği yer sporcuya değmesi gerekiyor. Şimdi görmüş olduğunuz hareket gibi. Cirit oyunu tam bir harp sanatıdır. Cirit atları 3 yaşından itibaren eğitime başlanır. Biraz önceki görmüş olduğunuz pozisyon hiçbir spor dalında bulunmamaktadır. Rakibini ben seni yakalıyorum, istesem öldürürüm deyip ama bağışlayan bir spordur cirit. Kes önünü, kes! Aferin, çok güzel. İsabet. Çift çıkma, çift çıkma. Sporcular lütfen tek tek çıkar mısınız? Sporcular alaydan tek tek çıkar mısınız? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Sporcular gösterin İstanbul oyununuzu. Gösterin atasporumuzu, savaş oyunumuzu. Cirit müsabakaları 40'ar dakikadan 2 devre şeklinde oynanmaktadır. Şimdi görmüş olduğunuz pozisyonda sporcu rakibinin atmış olduğu ciriti havada yakalamıştır. Havada yakalama elinde tek hamle ile ciriti almasıdır. Ve bu takımına artı 2 puan getirir. Haydi sporcular,
Gösterin kendinizi. Alaydan tek tek çıkıyorsunuz sporcular. Atlı cirit oyunları kum saha, toprak saha veya kurumuş çim sahada da oynanabilir. Atlı spor bize atalarımızdan intikal eden bir spor dalımızdır. Kısa zamanda kurulan federasyonumuz atlı spor, atlı cirite elini atmış olup kurallarını koyarak raptı zapt altına almıştır. Sevgili izleyicilerimiz, alkış sesleri gelmiyor. Bu güzel pozisyonu bir alkış sesi alabilir miyiz? Sevgili sporcularımız, lütfen alaydan tek tek çıkabilir misiniz? B takımı rakibinin atmış olduğu cirdi havada yakaladığı için artı 2 puan. Tek kişi. Sevgili seyirciler, bir ciritçinin cirisini kullanma 35 saniye zamanı vardır. Bir ciritçinin elinde alay durağına cirit atacaksa 35 saniyede ciritini atmak mecburiyetinde. Atmazsa eğer eksi puanlı hakemimiz cezalandırılır. Ciritini elinden çıkarmadan alaydan ciritçi çıkarsa hata yapmış olur. Hakemimiz onu da cezalandırır. Eksi bir puanla cezalandırır. Onun için akın yapan sporcunun elinden ciriti çıktıktan sonra alaydan ciritçi çıkar. Sevgili ciritçiler, sizlerden istirham basındaki ediyoruz. Basındaki arkadaşlar, basın yayında görevli arkadaşlar, fotoğraf çeken arkadaşlar, lütfen şu ön şeritte bulunan arkadaşlar için rica ediyorum. Üzerinize at gelebilir, cirit gelebilir, herhangi bir sağlık açısından ve sporcularımızın atlarının için sakatlık olmaması için ricam sizden daha geri planda durabilir misiniz? Çıkana vur, çıkana vur. Erken çıkana vur. Hata yapana sporcumuz vuruşunu yapabilir. Çünkü hata yapmayacak. Sporcular, alayınızdan tek tek çıkabilir misiniz? Sevgili misafirlerimiz, burada bu gösteriyi yapan sporcularımız milli sporcularımızdır. Türkiye için bir sürü kupa almışlardır. Lütfen onlar için büyük bir alkış alabilir miyiz? Burada bu güzel gösteriyi sizin için yapmaktadırlar. Lütfen. Sen atalarımın ve anamın bana anlattığı yiğitsin. Hangi akında doğmuşsun bilmiyorum. Sen benim aşımsın, sen benim ekmeğimsin. Ben sana asırlardır sevdalıyım. Ben sana asırlardır vurgunum yiğidim. Sevgili misafirlerimiz, ciritin diğer bir kuralı da alaydan tek sporcu çıkmak zorundadır. İki sporcu çıkarsa hamleye çıkan sporcunun yapmış olduğu oyun alanındaki hamle geçersiz sayılır ve takımına eksi bir puan kazandırır. Günümüzde şu anda iki tür cirit oynanmaktadır. Birisi şu anda izlediğiniz kara cirit şeklinde olan ve kuralları çok fazla olmayan cirittir. Daha çok serbesttir. Sporcular yakın mesafe aramaz, serbest, zarar vermeyecek şekilde rakibine ciritini kullanır. Diğer bir cirit gösterimizde kurallı cirittir ve çizgileri olup kurallar içerisinde oynanan cirittir.
A takımı erken çıkış eksi 1 puan. Erken çıkan sporcuya gelen sporcu mesafe aramaksızın, atış alanı aramaksızın jiritini kullanabilir. Sevgili sporcular, İstanbul pozisyon istiyor. Bu mu? Canlanın biraz daha. Vur ha davulcu, vur cirit havası. Çıkalım meydana, dor atım, kır atım, yanardağ gibi coşalım. Atılan ciritleri havada tutalım. Yiğitliktir, cesarettir bu er meydanı burası. Rüzgar deme buluttur, dumandır. Vur davulcu davula, Hodri meydan artık vakit tamamdır. Evet sevgili izleyiciler, Etnospor Kültür Festivali Olanca Hızı'yla devam ediyor. Şu an için atlı cirit müsabakasında yarışmacılar oldukça bir kıyasıya rekabet içerisinde. Çok kısa bir ara vereceğiz bu aranın ardından. Tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.